Evet, tamam. Dağıtıyor orada. Mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için bizlere fırsat sunan anlam yüklü bir gün içinde bulunmaktayız. Tarih boyunca Türk kadını hayatın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumlulukları paylaşmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 1977 yılında şimdiki adını almıştır. Şüphesiz ki dünyanın varoluşundan bu yana kadınların her gelişmede önemli bir katkısı vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadınlar için şu cümleyi söylemiştir. Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Toplum iki ana unsurdan meydana gelmekte. Kadın ve erkek. Yöneticiler de toplumun gelişmesinde bu faktörü göz önüne alarak, bu eşitliği göz önüne alarak çalışmalar yapmak zorunda muhakkak ki. Ben de sizlerin gününüzü kutluyorum. Belediye başkanımız şu anda Ankara'da. Kendisi buluyor ama size sevgili selamlar iletmek istiyorum. Bunlar bizim varoluş sebebimiz. Annelerimiz, evlatlarımız, kardeşlerimiz. Ben hepinizin gününüzü kutluyorum. Size saygılar sunuyorum. Sergi ve Anadolu sergisi. Anadolu motiflerini işledik. Severek çalıştılar. Şimdi size sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza Anadolu sergisi planlanmış ve yapılmış. Ben Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55.